2021 sezonunu bir kenara bırakırsak son 10 yılın en heyecanlı sezonu. İğrenç. İğrenç sürüyor arabayı. İğrenç sürüyor yani. İşte eşin Üzen'in sırtı yere gelirmiş. Sezon hiç heyecanlı geçmiyor diyenlere gelsin bu istatistik yani. Merhabalar, Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. 21. bölümle karşınızdayız. Sezon arası değerlendirmeyi Atay'la beraber yapacağız. Atay hoş geldin. Abi hoş bulduk, merhaba. Ne haber? İyi. Ya şey, bölümümüz çok izlemeyenler izlesin derhal. Trivia bölümümüz. Değerli izleyenler, çok hiç izlemediniz gördük. Yani mükemmel bir bölümdü. Hemen gittiniz izlediniz buradan. Onun gazıyla da şimdi sezona yavaş yavaş başlıyoruz tabii. Bugün praktisler vardı hatta. Teknik olarak sezon arası bitti aslında. Evet, bitti. 23 Ağustos'ta çekiyoruz biz bölümü. Bugün praktisler vardı. Gene işte Verstappen böyle bir şey yapmış, bilmem ne yapmış falan. Gördün şeyi. Evet, bir spin atmış. Aynen. Norris praktiste birinci olmuş falan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yani. Evet. Nasıl bir sezon oluyor sence şu ana kadar? Abi sezon güzel. Sezon 2021 sezonunu bir kenara bırakırsak son 10 yılın en heyecanlı sezonu. Net bir şekilde. Evet, keyifli bir sezon. Yani 2016 Hamilton Rosberg'den bile daha heyecanlı bir sezon olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada ya hatta 2008'de böyle son finale 3 takımın gelmesi gibi şu anda da mesela yaz arasına girdiğimizde 3 tane benim gözümde çok abeste gibi şampiyonluk adayı var. Yani Red Bull evet, McLaren evet, Mercedes bence şampiyonluk adayı. Yani takımlar şampiyonası olmasa da pilotlar şampiyonasında üçü de aday bence. O yüzden acayip keyifli bir ilk yarı bitti. İkinci yarıya da acayip keyifli başlayacağımızı düşünüyorum yani. Evet evet. Yani vallahi ben de katılıyorum. Özellikle Singapur Grand Prix'sinden itibaren. Evet. Yani McLaren'in ve Mercedes'in ortaya koymuş olduğu performansla Verstappen'in domine edemediği, hatta zorlandığı yarışları evet. izlemeye başladık. Tabii bu da yani birinci olabilecek en az 3-4 pilot olunca heyecan da artıyor tabii. Ya evet, bir de şöyle bir şey de olabilir. Belki hani mesela Verstappen diyelim şampiyon olacak bu sene örneğin. Ki bence zor yani, öyle çok kolay değil geçen seneler kadar. Ya böyle 2009 Jenson Button şampiyonluğu gibi olacak bence. Hani Jenson Button da orada 16 yarışın ilk işte 6'sını mı ne kazanıyor. Sonra bir daha hiç kazanamıyor ama hep podyumlara falan girdiği için şampiyon oluyor. Verstappen olursa öyle olur gibime geliyor. Yani evet, böyle ellerini kollarını sallaya sallaya yarış kazandığı dönem bitti. Evet, 14 yarışı geride bıraktık. 10 yarış daha var. Yani özellikle son 4 yarışta ciddi anlamda zorlandığını gördük. Yani gittikçe Red Bull aracının zorlanma oranı arttı. Evet. Bir de söylentiler var işte, böyle bir bazı özellikleri işte geri çevrildi. İşte ceza almaması için dediler ki Red Bull'a şey yapın, işte bunları kaybedin. Biz de size ceza vermeyelim. Ondan sonra bir düşüş başladı diyenler var. Ya orada şöyle bir şey var. Birkaç sene önce bunu Ferrari ile de benzer şeyi yaşamıştık. O çok gözle görülürdü ama. Orada FIA açıkladı yani. Biz bir anlaşma yaptık, detayları da bizde gizlidir. Evet, dedi. Gizli burada, anlaşma. Aynen, Red Bull'da öyle bir şey yok. Yani sadece söylentiden ibaret. Evet, Red Bull'da sezon ortasına geldiğimizde Verstappen'in 277 puanı var. Şampiyonu da liderliğini sürdürüyor. Sergio Perez'in 131 puanı var. Sergio Perez tartışmalı bir performans sergilemeye İğrenç, devam ediyor. İğrenç sürüyor arabayı. İğrenç sürüyor yani. Hatta bu geçenki şeyde trivia'da çok alakasız bir yerde ben Perez'e sövdüm. Hiç suçu yoktu yani. Perez kaçıncı yarışında ilk pole pozisyonu almıştır? Onda da değil. Başka bir şeyde sövdüm ben Perez'e yani. Ona bağlı olduğunu düşündüm. Bence her sıkıntının sebebi Perez. Yani Red Bull'daki Christian Horner'ın taciz skandalı, Adrian Newey'nin ayrılışı, Wheatley'nin ayrılışı, tamamen Perez diyorsun. Yok, tamamen Perez değil. Orada tamamen Horner'a yazar yani. Evet. Horner orada işte halk arasında amiyane tabirle Pirus zaferi denilen bir zafer kazandı. Yani bu nedir? İşte zafer kazanmak uğruna malını mülkünü yaktı yıktı. Bütün ülkesini falan ateşe attı yani. Horner öyle bir şey yaptı. Evet, o taciz skandalında istifa etmedi bütün takımın kararına karşı. Ama Verstappen'den oldu. Olacak yani. Adrian Newey'den oldu. Jonathan Wheatley'den oldu. Evet. Ya Jonathan Wheatley Audi'ye geçiyor mesela. Devasa transfer yani. İşte Toto Wolff de burada, demek ki Toto Wolff büyük adammış abi. Anladın mı? Adam yıllarca o takımı parçalanmadan tutabildi yani. Takım bir arada tuttu bir şekilde diyorsun. Ya evet, hemen Red Bull'da iki şampiyonluk aldı. Hemen ora bura oynamaya başladı yani. Pilotların karşılaştırmasına baktığımızda da sıralama turlarında zaten 14'e 0'lık bir
Verstappen'in üstünlüğü var. Yani, tüm yarışlarda. Perez'in önünde bitirmeyi başardı. Yarışlarda da bir yarış sadece Perez'in geçebildiğini görüyoruz. O yarışta Avustralya Grand Prix'sinde retired Max Verstappen. Sezonun başında orada Perez 5. bitirmeyi başarmıştı. Yani bitirdikleri yarışların içerisinde de hepsinde geçildi. Hatta Norris'le kaza yaptıkları yarış hangisiydi? Belçika mıydı? Şey miydi? Bir önceki. Macaristan mıydı? Hatırlamıyorum. Galiba Macaristan'da. 5. bitirmiş Max Verstappen. Norris'le kapışıp kaza yaptıkları o yarışta bile Perez'in önünde bitirmeyi başardı. Evet. Perez de bak 7. bitirmiş Macaristan'da. 15 yarışını. Saniye falan önünde bitirmişti diye hatırlıyorum yani. Aynen öyle. Ya çok yine Red Bull'da tek taraflı giden bir sezon var. Verstappen'in takımı ama Perez'le de uzatıldı sözleşme seneye de. Ya evet Perez geçen sene koruyor. Geçen senelerde böyle olmuyordu bu arada. Perez hani gidip gene böyle bir ne bileyim podyum alıyordu yani. Bak, evet. Bu sene çok kötü. O bir yerde bir Monaco'da kazandıktan sonra bir karısını aldattı ya. Oradan sonra hiç toparlayamadı ya. İşte eşini üzenin sırtı yere gelirmiş gibi bir söz uydurdum şu an. Vallahi güzel, iyi bir söz uydurdum. Buradan da istersen McLaren'e geçelim. Geçelim. McLaren sezonun yıldızı ya. Ya McLaren gerçekten geçen sezon çok geç açılmıştı. Bu sezon ona göre bir tık daha erken açtılar sezonu. Evet. Ve bir anda bazı yarışlarda özellikle son 3-4 yarışta en hızlı araç oldukları dönemleri ara ara gördük. Burada da yani gerçekten iki tane yıldız olmaya aday hala. Yani Norris'e de aday diyebiliriz. Pilot da yarışıyorlar biliyorsun. Norris yıldız ya. Kadar da değil ya. Norris bence Leclerc klas yani. Gerçi bence oraya hak etti ya artık tabii yani. Şimdi eğer Norris ve Leclerc'i yıldız saymayacaksan iki mi sayacaksın? Sadece Hamilton'la Verstappen'i mi sayacaksın? Russell'ı da sayarsın yani. Yani 3 tane yıldız var zaten. Evet. Evet ya o şeyler ya, öyle. Norris bence o elit klasa çıkarttı kendini ama tabii biraz daha ispat etmesi lazım bunu yani. Evet ya şeyleri senden yorumlarını almadan önce son durumlarını paylaşayım McLaren pilotlarının. 199 puanla ikinci olan bir Norris görüyoruz. 167 puanla dördüncü olan bir Piastri var. Piastri de bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ki zaten 7. farklı bu sene yarış kazanan oldu. Evet. Onu da büyük istatistik bu arada. Aynen öyle. Sezon hiç heyecanlı geçmiyor diyenlere gelsin bu istatistik yani. Ya Macaristan Grand Prix'si sonrası yayınımızda da konuşmuştuk onu. Gerçekten 7 farklı pilotun yarış kazanması süper bir istatistik. Şeye baktığımızda da yani head to head'lere baktığımızda da 9 yarış Norris'in önünde bitiren bir Norris görüyoruz. Pardon, Piastri'nin önünde. Tek rakibi kendisi olduğu için. Aynen, Piastri'nin önünde bitiren bir Norris görüyoruz. Yani şeyi nasıl görüyorsun? McLaren'in gelecek birinci pilotu sence kim olacak? Yani Norris mi olacak? Uzattım ama şeyi de söyleyeyim. Piastri'nin kazandığı yarışta da hani Norris'e yol ver baskısı da oldu. Onu da uzun uzun konuşmuştuk. Yani bariz bir şekilde Norris'i birinci pilot olarak görmüyor şu an McLaren. Ya bu Norris için de bir dezavantaj bence. Bence McLaren'in birinci pilotu kim tartışmasından daha çok McLaren'in bu başarısı sürdürülebilir olacak mı daha önemli? Çünkü eğer bu başarı sürdürülebilir olursa birinci pilotu tartışırız yani. Hani mesela şu an Alfa Romeo'da Kick Sauber'de birinci pilotun önemi yok mesela yani. Hani geri oralara dönebilirler. Çünkü çok hızlı yükseldiler. Çok hızlı düşebilirler. Bakınız Aston Martin yani. O güveni vermiyor. O yüzden bence önceki tartışma bu olmalı. Yoksa öbür türlü her türlü Norris. Evet. Ya tamam Piastri yaşına ve tecrübesine göre çok olgun davranıyor. Tamam peki eyvallah katılıyorum. Ama yani Norris şampiyonadaki 5. yılı ve yani mükemmel performans sergiliyor. Yani altına iyi bir araba verildiğinde yok edebildiğini görüyoruz yani. Evet bu sezon kariyerin ilk galibiyetini de aldı. Evet. Miami'de. Yani her iki pilot da kariyerin ilk galibiyetini bu sezon aldılar. Piastri biraz daha beklemek durumunda kaldı. Evet. Ya şey var işte. Yani Norris hala geleceğini McLaren'de görüyor. Tabii canım. Yani şampiyon olacaksam burada olurum. Evet. Diye değerlendiriyor. Çoklu yıllı sözleşmeleri de var yani. Ve şey de yani Zac Brown da sonunda altına gerçekten yarış kazanabilecek bir otomobil vermeyi başardı. Yani McLaren'deki aslında şey durumunu biraz açmak lazım. Çekişme. Macaristan Grand Prix'sinde yaşadıkları yani gerçekten psikolojik bir baskı kuruldu. Pit duvarından
Norris'in üzerinde. Evet. İşte Piastri'ye yol ver. Ya Piastri'yi pist üstünde, yani pit stratejileriyle geçmişti Norris. Ve 3,5 saniye civarında da fark açmıştı. Yani Piastri ona bir favor yaptığı için geçmemişti Norris. Ama pit duvarının farklı pit stratejisini, cezasını Norris çekti. Ya şöyle, öbür türlü de Piastri Norris'e yerini undercut, pit undercut ile vermiş olacaktı. O da Piastri için berbat bir şey olacaktı. Ya yani orada takımın bir hatası var. Pilotları mevcut yerini koruyarak pit'e almadılar. Norris undercut yapmak durumunda kaldı. Öyle olunca bunu Piastri'ye açıklayamazsın. Bak, Norris'e açıklarsın. Dersin ki ya işte Piastri'ye yerini geri ver. Çünkü bizim hatamız oldu. Ama Piastri'ye açıklayamazsın ya, öbür türlü bir durumu yani. O yüzden kesinlikle bence o doğru bir karardı. Ne kadar böyle çok uymasa da, hatta zamanında Barrichello falan çok eleştirilmişti. Hatırlarsın ya, sen daha iyi hatırlarsın. İşte tam son turda Schumacher'ı birinciliği geri verdiği için falan. Ama orada şampiyonluk şeyi vardı. Yani bir de orada... Belki burada da var işte. Ya şöyle, yok. Orada gerçekten somut bir şekilde Schumacher'ın şampiyonluk iddiası ve pozisyonu vardı. Burada abi, Norris'in evet şu an yok gibi gözüküyor. Anlıyorum yani, şey olabilir. Ben de katılıyorum şeye. Norris'in var bu arada bence. Var tabii canım. McLaren'in de var. Aynen öyle. McLaren daha çok var hatta. Tabii McLaren, Red Bull arasında 40 puan fark var şu an. Norris'le Verstappen arasında da 70 puan var yani. Aynen. 42 puan. Yani yuvarladım da. Evet evet, aynen. 70 puan ne ki ya? 2 yarış. Bakıyorum, 70 puan mı? Aynen, 78 puan. Bravo, güzel hatırlıyorsun. Tebrikler. Abi yani tabii. Şeyde de yani hakikaten sezon sonu Norris o vermiş olduğu 7 puanı arayabilir. Evet. Gibi gözüküyor. Buradan puan sıralamasında 3. gözüken, pardon 4. gözüken ama son dönemde hız sıralamasında 3. olan Mercedes'e geçelim istersen. Son yarışlardan ötürü beni asıl şaşırtan şey Ferrari'nin 3. olması. 340 puan ne ara topladılar? Vallahi sezon başlarda topladılar. Monaco'da 1-2 falan. Monaco evet. 1-2 iyiydi ama ya. Evet, değil mi? Çok klastı yani. Lökler memleketinde 1-2-3 yani. Evet, çok iyiydi. Lökler de kendi evinde sonunda bir galibiyet alabildi. Yıllardır yani kovalıyordu. Yıllardır beklediği galibiyeti aldı. O da zaten şu ana kadar sezondaki tek galibiyeti Charles Leclerc'in. Evet. Mercedes'e geri dönersek de Mercedes'te Russell ile Hamilton arasında büyük kapışma devam ediyor. Evet. Hamilton seneye artık Mercedes'te olmayacak, yerini Antonelli dolduracak. Evet, haberi geldi. Aynen. Onaylandı. Antonelli haberi de geldi. Hamilton haberi bayağı erken gelmişti. Sezonun başlarında gelmişti. Hamilton, sezon Ferrari en başı. Haberi. Bizim bu sezonki işte Drive to Survive bölümünden sonraki ilk bölümümüzdü. Kızılcık Şerbeti. Hemen gittiniz izlediniz bu arada. Evet. Güzel bir bölümdü yani. Şeylere baktığımızda da, head to head yarış bitirmelere baktığımızda da Russell'ın 8'e 6 bir üstünlüğü var. Ama puan durumunda şu an takım arkadaşı Hamilton'ın gerisinde. Hamilton 150 puanla 6. 8. George Russell'da 116 puandı. Evet ya, son 3 yarış bir aksilikler silsilesi oldu. Sonuçta yani bir birinci giderken yarışı birinci bitirecek ki arabayı retire etmeleri falan filan, böyle durumlar yaşadık. Çok değil yani, birkaç hafta önce. O ondan kaynaklanıyor. Oldu bu. Evet, o ondan kaynaklanıyor. Yoksa hallolur ya. Russell kesinlikle önde getirecek yani şampiyonu. %100. Russell seneye Mercedes'in olarak lider pilotu olarak tek hakim olarak çok belli olmaz, Antonelli'den sürpriz gelebilir vallahi yani. Çok büyük beklentiler var kimi Antonelli'den. Ya bir antipatiklik var Russell'da. Şeydeyken seviyorduk. Hani Russell'ın demeçlerini çok duymuyorduk ya Williams'dayken. Daha böyle ya Williams puan alabilecek mi? Hani o zor kötü araçla puan barajında bitirebilecek mi? İlk ona girebilecek mi? Bakıyorduk. Bayağı da bekledik yani ilk onda bitirmesi için. Evet, ama halletti yani. Ama orada bir şeydi. Sempatisi vardı. Sonrasında Mercedes'e geçince biraz gerçek yüzünü gördük George Russell. Burada da baktığımızda yani Mercedes'in gerçekten ara ara dalgalı bir sezon geçirdiğini görüyoruz. Ama geçen seneden çok daha iyiler. Onu söyleyebiliriz. Ya, havalar böyle soğuk olunca güzel çalışıyor arabaları. Direkt birinciliğe oynuyorlar. Normal havadaykenki durumu da çözseler zaten bir de halledecekler ya, belki şampiyon bile olabilirler. Ama havalar soğukken araba cayır cayır gidiyor. O çok ilginç.
Ya puan durumunda ama biraz fazla geride kaldılar. Yani hatta şeyde Russell'da orada sıkıntı yaşamış diye hatırlıyorum. Şey motor soğutma sıvısının basıncı ile ilgili bir sorun yaşamıştı. Birinci giderken İngiltere'de. Yani soğutma konusunda çok büyük problem yaşıyor. Hem fren hem motor. Buradan Ferrari'ye geçelim. Yine sezona iyi başlayan, fırtına gibi başlayan. Ya tabii evet. Şey, yine aslında sezona baktığında Verstappen galibiyetleriyle başladık ama sezona, hep podyum bitiriyordu Ferrari. Evet, yani şey, baktığında Charles Leclerc şu an 3. sırada 177 puanla, 162 puanla da Sainz 5. sırada. Sainz da bir yarışı kazandı. Avustralya'yı kazandı bu sene. Leclerc Monaco'yu kazandı. İki galibiyeti var baktığında Ferrari'nin. Nasıl buldun Ferrari? Yine iyi başladılar. Sonra düşen bir performans. Berbat ya. Bu sene de o sene değil anlaşılan. Gelecek seneye bakacağız işte. Leclerc'in ve Hamilton'ın altına ne araba veriyorlarsa ona bakacağız. Bence sezonu maksimum 4. bitirecekler takım olarak. Mercedes de geçecek. Mercedes zaten geçer yani. Bir yarışa falan geçebilir yani Mercedes her an. 4. bitirecekler maksimum. Geri kalan takımların performansı da 5. mi 6. mi olacaklar. 6 olmazlardı. 4-5 civarında bitireceklerini düşünüyorum. Çok zayıf, vasat. Araba daha bugün bir ton yok işte, on fren, işte motor değişti. Yok bilmem ne. Yani yok. Limite gelmiş Lökler yine. Lökler limite gelmiş. Sainz'in vites kutusu arızalı falan. Abi ne? Sene 2024 oldu ya. 50 yıldır yarışıyorsunuz ya. Ne? 75 yıldır yarışıyorsunuz ya. 76 yıldır. Yeter de. Halledin yani. Evet. Bu sene şey, head-to-head'lere baktığımızda da yani genelde Leclerc'le Sainz'in hep zaten yakın olduğunu görüyoruz. Yarışlarda Leclerc'in bir 8'e 5 üstünlüğü, 7'ye 5 üstünlüğü var. Sıralamalarda da bir 8'e 5 üstünlüğü var. Evet. Sainz'in apandisti düşürüp bir yarışı kaçırdığını da hatırlatalım. Sonrasında gelip kazandığını, Norris'in de aynı şekilde apandistini aldırdıktan ne hikmetse bir hafta sonra kazandığını. Evet. Bunların da altını çizmekte fayda var yani. Aynen öyle. Ferrari'de de şey çok konuşuldu. Adrian Newey'i transfer edecekler mi? Çok konuşuldu evet. Ama son durumda olmayacak. Çok fazla yetki istemiş. Fred Vasseur de bunu vermek istememiş diye söylentiler duyduk. Evet. Hani böyle ikinci bir patron, bir paralel patron gibi bir şey olmak istemiş yani. Ya çalışanları ben seçerim falan. Evet, falan demiş. Çalışanları ben kovarım demiş. Hani o Fred Vasseur de şey istememiş. Yani ben eğer birini kovamayacaksam yani, ben niye buradayım? Patronluğun ne anlamı var? Evet, aynen öyle. O yüzden muhtemelen Aston'a gidiyor. Evet, Aston Martin demişken Aston Martin'de Alonso 49 puan topladı sezon başından beri. Stroll de 24 puanda. Stroll'ün puan alamadığı cidden bayağı bir şey var, yarış var. Ama şey, hani net bir şekilde 5. takım olmadıkları bazı yarışlarda gördük. Ne 5'i ya? Bence şu an 7-8 falanlar yani hız olarak. Hiç gidemiyorlar ya. Yani Battle for 14th terimim vardır benim mesela. Aston Martin tam o klasa geldi yani. Böyle 70 turluk yarışın 45. turunda, 50. turunda işte 14.lük için kapışan bir takım. Evet. Gibi şu an. Geçen seneki hallerinden eser yok. O yüzden de işte McLaren'den şüpheleniyorum. Yani Aston örneğini gördüğümüz için bir anda fırlayınca bir anda da düşebiliyor. Sağlam bir gelişme olmadığı zaman takımda yani. Aston da öyle düşüyor. Bakalım ama Adrian Newey geldiği zaman, ki geleceği yüksek ihtimal olarak söyleniyor yani. Daha biz bu videoyu çekerken gelmedi ama geldiği zaman bakalım neler olacak. Yani 2025 arabasını komple o mu tasarlayacak? 2026'yı mı o tasarlayacak? Ona göre Aston'un akıbeti de belli olacak ama Lawrence Stroll kafaya koymuş yani. Evet, yani zaten bu sezon en iyi dereceleri Alonso'nun Arabistan'daki 5.liği. Evet. Geçen sene podyumlarla başlayan Alonso'yu Aston Martin aslında mumla arıyorlar hakikaten, deyim evet. Yerindeyse. Şeye baktığımızda, head to head'lere baktığımızda da Alonso'nun Stroll'e karşı hem sıralamalarda hem yarışta 9'a 5 bir üstünlüğü var. Az bile yani aslında Stroll'ün. Stroll'ün 5 tane geçiş mükemmel bir sonuç. Önde bitirmesi. Evet. Alonso da, çünkü o iğrenç arabanın bile suyunu çıkarıyor şu an yani. Visa Keşep Racing Bulls'a geldiğimizde de Sunoda'nın 22 puanı var 12. sırada. 13. sıradaki Ricardo'nun da 12 puanı var. Yani berbat yani. İğrenç bir pilottu Ricardo ya. Hala ne arıyor şu gridde anlamıyorum var ya. Yani kim niye araba emanet ediyor? Geçen sezon hatırlamıyor musun ya? Zandvoort'ta şimdi yeni
O geçen sezon kaza yaptırıyor, el sallamış da saçma sapan böyle çok normal bir şekilde gidip, o Zandvoort, elini, kırmıştı gidip elini kırmıştı ya. Ya, evet. Ya aptal olması lazım bu adamın yani. Ya, iğrenç bir pilot bence ki hala Red Bull'a yazılıyor. Red Bull'a umarım yani yazılmayacak ki. Ya neredeyse şey diyorlardı ya, işte Perez'i yok bilmem 100 puandan fazla fark yerse kovacaklar da işte Ricardo evet. gelir. Ya, evet. Ricardo değil, Tsunoda ya bu takımda evet. bir aday varsa bu Tsunoda yani. Tsunoda da işte o yeterli olgunluk seviyesine bir türlü ulaşamadı ama işte abi, Liam Lawson. Ne yapacak ki ben anlamadım yani. Abi çok güvensiz sürüyor. Ya bu sezon tamam şey şampiyonasında şimdi Constructor şampiyonası var bir de Destructor şampiyonası var ya. Tsunoda orada sonuncu. Yani takıma en az masraf çıkaran pilot şu an yani sezon içerisinde. Evet. Ama hala da yaptıklarıyla, geçiş kararlarıyla mesela ne bileyim bir Ricardo'ya yer vermesi gereken bir yarış vardı sezonun başında. Yer verdikten sonra yarış bitti önüne kırdı falan. Onu yapamazsın yani sen. Evet. 16-17 milyon dolarlık arabalarla yarışıyorsun abi. Takım arkadaşı önünü kırmak ne? Kaza yapsan ne olacak? Mal mısın yani? Liam Lawson geliyor. Liam Lawson'ın gelecek sene Red Bull takımlarından birinde yarışacak kesinleşti. Helmut Marko açıkladı bunu 23 Ağustos 24 itibariyle. Tabii ki Liam Lawson kesinleşti mi? Kesinleşti evet. Allah Allah. Helmut Marko aynen. Okey. Yani ben de şey diye pas atacaktım. Hangi takım olduğu belli değil sadece. Takımlarımızdan birinde belli olmaz canım. 2025 için Lawson. 25 için aynı. Allah Allah iyi bak. İşte hatta 4 çaylak deniyor ya şey diye. Lawson, Bierman, Doohan, Antonelli. Yani burada şey var. Takımın başına Laurent Mekiz geçti. Hı-hı. Ferrari'den tanıyoruz onu. Valla çok kıl kuyruk bir tipe benziyor. Ben Ferrari'de çok sevmezdim kendisini. Bu sene de çok bir etkisini yani etkin olduğunu görmedik. Çünkü zaten hani şeyden gördüğümüz bu takımın pilotlarına zaten Christian Horner karar veriyor. Tabii canım. Yani birçok takım içi kararı da etki ediyor. Olabilir. Evet. Yani valla şey şimdi Lawson konusunda bakalım hani resmi değil gibi. Çünkü F1'in şeyinde 2025 grid resminde şu an Lawson yok. Ama olması gereken o. Ya evet. Ricardo değil yani. Aynen öyle. Yani şeyde işte Helmut Marko açıklamayı yaptı. Bakalım hangi takım alacak. Bir Red Bull'u alıyormuş mesela. Niye almasın? Alabilir. İmkansız değil. Evet. Yani Ricardo'dan daha fazla hak ediyor bence Red Bull koltuğunu. Buradan Haas'a geçelim. Haas'ta da Magnussen'in topladığı 5 puan var. Hülkenberg de 22 puanla 11. sırada. Hülkenberg son yarışlarda aldığı 8'er puanla bir anda yani 2 yarış üst üste 8 puan alarak 16 puan topladı. Bu sıralarda çok önemli puanlar bunlar. Hı-hı. Orada hepsi altın değerinde. Yani Haas'ta da büyük bir değişiklikle başladılar aslında. Gunther Steiner ayrıldı. Sezon Steiner bir spiker olmaya, şov yıldızı ve TikTok starı olmaya karar verdi. Evet. Adam bu sezon full röportajlarda, TikTok'ta. Kızının TikTok'u var Steiner'in bu arada. Benim feed'ime düşüyor. Kızın TikTok'unda dans falan ediyor. Bu arada bizim bir tane de TikTok'umuz var değerli dostlarımız. Yine Pitbot bu yukarıdaki şeylerde, overlay'den görebileceğiniz şeylerde işte Pitbot TR. isminde Pitbot Videocast F1 isminde. TikTok'umuz var. Bir attığımız videonun bir tanesi 160 bin izlendi bu arada. Alo. 160 bin. 160 bin izlendi o video. Sen en son kaçta bırakmıştın? 100 bin mi? Bilmiyorum ki en son işte. Yani 3 haneli bir şey demiştim. De. Evet. 160 bin izlendi. 1500 like. Altında yorumlar kıyamet yani. Birbirle kavga, dövüş. O mu? Bu hangisi? Science Fenerbahçe'de TikTok'u. Şimdi bir de hacimli bir etiket tabii. Fenerbahçe etiketi. Altına şey yazmışlar işte. Her önüne gelende transfer açıklıyor. İşte şey biri demiş ki hayır bu F1 pilotu. Sonra altına biri şey demiş. Hayır o, bu bahsettikleri kişi rally pilotu onun oğlu F1 pilotu. Yorumlar bombaydı ya. TikTok değişik bir yer. TikTok ben harika hala, ben bayılıyorum hala, TikTok'a. Hala giriş yapmadım TikTok'a. Evet mükemmel bir yer. Güzel. Haas'a dönelim. Haas'ta değil. Haas'ta çok ekstra bir şey yok. Yani Hülkenberg seneye olmayacak Haas'ta. Evet. Haas iki pilotunu da aslında seneye yarıştırmayacak. Ocon ve Behrman'la ilerlemeye evet. karar verdiler. Çok ilginç bu arada yani. Çok gelecek sene gridi çok heyecan verici ya. Çok yani bambaşka normalde görmeye alışkın olduğumuz pilotlar başka takımlarda yepyeni 4 tane pilot geliyor. Evet. Aynı bu 2018 sınıfı gibi. Yani 2019'da başlayan işte şey
Leclerc, Norris, Russell, Latifi hepsi böyle şeyde. Latifi de şimdi iyi olarak gelmişti yani. Hani hakkını yemeyelim. F2'den. Hı-hı. Hep böyle yeni başlayan tayfa 2019 ruhu geri gelebilir yani. Belli olmaz. Evet. Yani şeyde de Magnussen de seneye Sauber'e geçecek. Hülkenberg. Sauber'e geçecek. Magnussen'in bir şeyi yok. Koltuğu yok şu an. Olmaz gibi de zaten ya. Emekliliğini verir gibi. Dünya tatlısı kızıyla İsveç'e döner muhtemelen. Danimarka'ya döner. Burada buradan Alpine geçtik. Alpine baktığımızda da berbat başladılar 6 ya. Puan Gasly, 5 puan Esteban Ocon. Korkunç başladılar. Bayağı yani. Kötü başladılar. Yani hiç performans yok. Arada takım patronu değiştirdiler zaten. Evet. Bayağı bir mühendis değiştirdiler. Yani, tam bir Fransız çözümü. Aynı zamanda Türk çözümü. Evet. Yani bir şeyler yolunda gitmiyorsa hadi bütün ekibi değiştirelim. Yeni ekip gelsin sıfırdan falan. Gelen ekip de geldi ilk yarış çok iyi bir sonuç mu ne aldı? İşte o 6 puan 5 puan onun dörderi herhalde o yarıştan geliyor diye hatırlıyorum yani. Hani şöyle bir bakıyorum. Ya iki takım, iki pilotu da puan aldı böyle o sezon, o yarış şey bir ekip değişikliğinden sonra. Şimdi şeye baktığımızda orada şey getirdiler. Eski Renault Briatore. Flavio Briatore'yi getirdiler. Bravioletta. Evet. Şeyde de Alpine'de seneye Gasly ve Doohan'la devam edecek. Evet. Jack Doohan da bugün açıklandı. Aynen, evet, o da taze açıklandı. Yani Fransız takımında keyifler yerinde değil diyebiliriz. Yok canım, keyifler yerinde ama çok. En son 2019'da üçüncülük için kapışıyorlardı yani. 2018'de Sainz Renault'dayken üçüncü takımlardı. Ondan sonra hiç yani maçaları tutmadı ya. Yani dokuzunculuktan yukarı çıkamadılar zaten. Bir de bu sene de Ocon'un da hem sıralamalarda hem yarışlarda Gasly'ye de bir üstünlüğü var. Belki böyle içimden şey geçiyor. Alpine yerini geri Renault'a mı dönseler ya? Adı değiştirse rahatlar mı diyorsun? Vallahi bir rahatlar. O sarı renge bir dönseler şöyle. Abi vallahi Renault'un büyüsü ayrıydı ya. Mavi yaramadı diyorsun. Evet, Renault'un büyüsü ayrıydı ya. Sarı siyah. Renault severiz. Evet, Williams'ta da puan alan tek bir pilot var. Sevgili Alexander Albon. Logan Sargeant puan alamadı henüz bu sezon. Albon'da 4 puanı var yani. Ya bu sezon şey yapacağım çok bir şey yok onları. Sadece gelecek sezon heyecanlandırıyor. O da Sainz Albon. Albon'un belki de hayatında ilk defa bir challenge olacak. Evet. Önceden Verstappen vardı. Gasly vardı. Gasly biraz challenge'ıydı. Ama bakalım gelecek sene çok heyecanlı olacak yani. Red Bull'da challenge'ın Allah'ını yaptılar. Adam ondan sonra zaten ama yani hayata da, şey restart atıp yeniden başladı. Yani. Ama çok hani böyle boyundan büyük bir challenge'dı o. O da doğru bir challenge değildi. Tam performansını göremedik yani Albon'un. Gelecek sene göreceğiz Sainz'le kapışırken. Evet, yani Perez'e verilen sabır, Perez'e verilen süre ne Gasly'ye ne Ocon'a verilmişti. Albon'a. Hı-hı. Ben bugün inanılmaz pilot karıştırdım valla. Olsun ya, bayağı bir aydır yarış izlemiyoruz. Hayır, unuttuk yani. Ya kim kimdi ya bir şey var. Kim? Sarı olan vardı, o kimdi? Aynen. Raikkonen. Evet, Sauber'e baktığımızda da Sauber'de ortada hiçbir şey yok. Berbat. Puan yok. İflası açıklamışlar. Hani seneye şeyi Audi'ye devretmeyi bekliyorlar gibi. Tabii. Aynen öyle. Bak hiçbir yorumum yok yani. Bottas'ın son sezonu herhalde. Takım bulamaz Bottas. Yani zaten şimdi Audi'nin ikinci pilotu belli değil. Evet. 2026'da Audi olacak. Sauber'in ikinci pilotu belli değil. Hülkenberg Bottas fena bir ikil değil bu arada. Araba iyi olursa. Ya Joe'da hiç bu sezon ışık yok ya. Evet. Yani Joe'ya ne oldu? Ya genel kanı ya, o Britanya Grand Prix'sinin kazasından sonra çocuğun hiç iyiye gitmedi işler onun için yani. Zorla mı yarıştırıyorlar diyorsun? Ya bilmiyorum ya, bir garip yani. O Britanya yarışındaki kazasından sonra felfecir oldu çocuk yani. Ya sıralamalarda 13'e 1 Bottas'ın üstünlüğü var. Evet. Yarışlarda da 9'a 5 Bottas'ın üstünlüğü var. Yani Joe'yu hani şey diyorduk hatta. Geçen sezon, rookie olduğu sezon, bir önceki sezondu evet. Diyorduk ki yani Joe bir çaylığa göre acayip bir performans gösteriyor falan diye bayağı övüyorduk. Bottas'a kafa tutuyordu o zaman çünkü. Valla Sauber'de hakikaten çok da ekstra konuşulacak bir şey yok. 2025 gridi bizi heyecanlandırıyor. Kalan sezonun 10 yarışı var. O 10 yarışta beraber takip etmeye devam edeceğiz.
Videolarımızı bu süreçte beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Sezonun geri kalanı için en hızlı olacağını düşündüğünüz araç sizce hangisi? Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull bunlardan hangisi sezonu en hızlı araç olarak bitirir? Gibi gibi birçok soruyu aslında sezonun geri kalanıyla ilgili tahminlerinizi, iddialarınızı bölümün altına yorum olarak da bekliyoruz. Ata, sezon geri kalanı için buradan vermek istediğin bir mesaj var mı? Çok yok. Zaten 3 gün sonra beraberiz gene. Bir bölüm daha gelir hemen yarış sonrası. Evet. Orada devam ederiz yani sezona. Aynen öyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.